Merhaba, ben Sakarya'dan Enes. Namaza başlamak istiyorum. Namaza nasıl başlayabilirim? Güzel Enes, zorlaştırmadan kıl namazı. Yani kolay kıl. Zorlaştırırsan şeytan seni yıldırır. Şeytan öyle tuzak kurar. Yani abdesti zorlaştırarak, namazı zorlaştırarak tuzak kurar. Bundan kaçın. En kolay haliyle bak diyor Allah ayette. Ayetten kolay yönü okuyun. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor Allah. Nefis zorla karşılaştığında yılabilir. Onun için nefsi zorlamamak gerekiyor. Yani olmayan bir ibadetle Müslüman kendini yormayacak boş yere. Var olan ibadeti yapacak. Allah'ın emrettiği. Allah'ın farzını yerine getirdiğinde yeterli bu. Tamamdır. Allah'ın dediğini yaptın mı? Yaptın. Allah senden razı oldu mu? Oldu. Bitti. Bir de peygamberi razı etme. Gerçi Allah senden razıysa peygamber zaten dünden senden razı olur. Yani Allah'a ayrı peygamber, Allah razı ettim, peygamber razı edemedim. Kafası olur mu ya? Tabii. Sen Allah'a razı ettiysen bitti. Peygamber senden yüzlerce, binlerce kere razı olur. Sen Allah'la aranda bir muhabbet meydana getirsin. Allah seni severse. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler. Tabii. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afrin operasyonu ile ilgili güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi Adnan Bey. Toplantının ardından şu açıklama yapıldı. Terörist unsurlarla sivil halka ayırt etme konusundaki hassasiyet en üst düzeyde. Türkiye bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmekte. Türk medyası başta olmak üzere tüm kamuoyu yalan yanlış çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmalıdır. Adli ve idari birimler bu tür dezenformasyon faaliyetlerini yakından takip ederek gerekli müdahaleleri hukuk çerçevesinde süratle ve kararlılıkla yapacaklardır. Tayyip Hocam neyine uğraşıyor? Adamlar neyine uğraşıyor? Ne kadar anormal insanlar var ya. O vatan, milletin birliği, bütünlüğü, devletin sağlık, sıhhat, selamet için uğraşıyor. O da oturmuş, oturduğu yer internetten fitne çıkarıyor. En ağır şekilde cezalandırılsınlar. Şımarıklık istemiyoruz. Efendime söyleyeyim, bu dondu.